Sevgili izleyiciler merhabalar. ABB TV'den bir ortak akıl programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Umarım görüşmeyeli kendinize çok iyi bakmışsınızdır. Buluşmak istediğimiz noktada ve saatte de bir araya gelmişizdir diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza ve hemen çok kıymetli bir konuğum var. Doçent Doktor Sayın İlkiz Altınoğlu Dikmer, kendisi klinik psikolog ve Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda da Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. Kendileri, hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Sağ olun. Sizlerle birlikte program yaptıkça hem öğreniyoruz, hem de izleyicilerimize de sizlerin aracılığıyla da katkı sağladığımız için de mutlu oluyoruz. Umarım bir katkımız olabiliyordur. Değil. Olmaz mı hocam, olmaz mı? Nasılsınız? Kendinizi bir tanıtır mısınız daha yakından? Tabii ki tanıyacak siz olacak. Çok güzel söylediniz. Klinik psikoloğum ben. 30 yıldan fazladır bu mesleğin içindeyim. Ve çocuk ve ergen alanında çalışıyorum özellikle olarak. Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu'nun da bir üyesiyim. Onu da belirtmek isterim. Tabii ki Türk Psikologlar Derneği'ni temsilen bu grubun içindeyim. Şu anda da üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ama çok uzun yıllar çocuk psikiyatrisi alanında çocuk ve ergenlerle yoğun olarak hastanede, Ankara'daki büyük hastanelerde, üniversite hastanesinde çalıştım. Çok güzel hizmetlerinize çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem beden sağlığının korunmasının yanı sıra elbette ruh sağlığının korunması da en az beden sağlığının korunması kadar önemli. Evet. Ve hocam pandemi denilen şey son 1,5-2 senedir yaklaşık hayatımıza girdiğinden bu yana yani bir anda hayatımızın ortasında yer aldı ve bir anda biz neye uğradığımızı şaşırdık. Hani hayatımızın ortasına bir bomba gibi düştü diyebiliriz. Aynen öyle. Ve böylelikle de özellikle ergenler ve çocuklar arasında hakikaten büyük travmalara da neden oldu. Bununla konuya girersek siz nasıl devam edersiniz bilmiyorum. Her yaş grubu etkilendi. Yani etkilenmemek mümkün değil. Ya yok canım ben hiç etkilenmedim diyen birisi herhalde ya gerçeği bize söylemiyordur ya da kendisi bir şekilde gerçeği inkar ediyordur. Çünkü hepimiz etkilendik. Yani hayatımızın ciddi anlamda boyutu değişti, şekli değişti, gidişatı değişti. Yaşam tarzımız değişti. Çocuklar ve ergenler de bundan çok etkilendi. Bazı erişkinler hayatlarına, işte işlerine evden devam edebildiler. Bazıları, ay çok sıkıldık işte sıkılmaktan işte o hobiyi edindik, bu hobiyi edindik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Hani bir sürü yeni beceriler kazandılar. Bir kısmı da gerçekten ciddi sorunlar yaşadılar. İşlerini kaybettiler, işe gidemediler. Ekonomik sıkıntılar yaşandı. Aile içinde güçlükler yaşandı. Tabii erişkinler bir şekilde kendilerini oyalamayı ya da destek almayı becerebiliyorlar bazıları hariç tabii. Ama çocuklar ve ergenler bir görünmez kısım olarak kaldılar. Ne olduklarını şaşırdılar. Ne olduklarını şaşırdılar. Belki bizler de kendi yaşam gailemizden bu yani pandeminin getirdiği belirsizlikten, bu pandemideki bilinmezlerden ne olduğumuzu şaşırdık. Belki ilk başta biraz çocuklarımızı ve ergenlerimizi bu anlamda geride bıraktık. Çocuklar tabii yaş grupları da farklı. Her çocuk aynı etkiyi yaşamıyor. Her çocuk aynı sıkıntıyı da göstermiyor ama özellikle küçük yaş çocuklarında işte anne babalara daha bir bağımlı olma, 6-7 yaşına gelmiş çocukların yeniden altlarına işemeleri, parmak emmeye başlamaları gibi daha küçük yaş davranışları görmeye başladık. Okul çocuklarında arkadaşlarından uzak kalma, sosyalleşmeden uzak kalmanın getirdiği bir yalnızlık online eğitimler nedeniyle. Bir de ilk 3 ay kapandık. Hani online eğitim var mı yok mu ne olacak belli belirsizlik. Ama belirsizlik geçer. Yaz gelince her şey geçer diyorduk. Geçmedi. Hani bir seneyi aştık. O belirsizlik devam ediyor. Dikkat problemleri çok arttı. Ergenlerdeki yalnızlık, arkadaşlarıyla olamama, o sosyalleşmenin getirdiği, sosyalleşememenin getirdiği güçlükler çok yoğun bir şekilde yaşanmaya başladı. Tabii bunlar aile içi sıkıntılara dönüştü. Aynı aile içinde derse girmek zorunda olan ama tek bilgisayar olan evlerde sıkıntılar yaşandı. Evet. Yani herkesin evinde hala da yaşanıyor. Hala da yaşanıyor. Elbette ki hala da yaşanıyor. Herkesin evinde o imkanlar yok. Yani 4 kişi 4 ayrı odada, 4 ayrı bilgisayarda kaç tane evin içinde tabii yaşanıyor ki, bu? Tabii ki. Bunlar
Hani işin biraz da ekonomik ve sosyal boyutları da ve elbette ki tabii psikolojik olarak da çok etkilenildi. Aile içi ilişkiler çok değişti. Hiç değinmek istemediğimiz bir konu, aile içi şiddetin arttığını biliyoruz. Özellikle aile içi şiddet olan evlerde bunun çok daha arttığını biliyoruz. Olmayanlarda hafif hafif baş gösterdiğini biliyoruz. Gerçekten bütün ülke her yaş grubunda topluca etkilendik. Tabii ki erişkinler ve yaşlıların ayrı psikolojik sorunları var ama hani belki konumuz çocuk ergen diye girdik. Onlara çok bahsetmedik. Yani kaygı başladı, endişe başladı, evet, olumsuz durumlar başladı. Bunlar vaka olarak sizlere nasıl yansıdı? Hani en çok gördüğünüz vakalar ve bunlardan çıkış yollarına doğru ilerleyecek olursak neler dersiniz? Şimdi bir erişkin olarak siz kaygınız çok arttığı zaman bunu bir kaygı bozukluğu yaşıyorum diye söyleyemezsiniz ama kaygınızı ifade edebilirsiniz. İşte aklımdan çıkaramadığım düşünceler var dersiniz. İşte kalbim sürekli atıyor. İşte aklıma geldikçe bayılacak gibi oluyorum sıcak. Bir takım hani belirtileri söylersiniz. Çocuklar bunu da çok bilemiyorlar. Anlam veremedikleri bir huzursuzluk hali, bir öfke hali yaşıyorlar. Onlar bunu anlamlandıramıyorlar. Eğer anne babalar da anlamlandıramazlarsa, fark edilmezse bu sefer ya anne baba çocuk arasında ilişkilerde bozulmalar yaşanıyor. Ya da çocuğun o kaygısı, öfkesi bir şekilde ya içine dönüyor ya saldırgan davranışlar olarak işte sağa sola vurma, hırçınlık yapma, huysuzluk yapma, küçük yaş çocuklarından bahsediyorum, olarak karşımıza çıkıyor. Daha büyük çocuklar bunu bazen dile getirebilir ama ya ben çok kaygılıyım anne diyemez gibi çocuk zaten. Bize nasıl geliyorlar kliniklere? İşte saldırganlık yani hırçınlık, huysuzluk, işte kardeşine vurma, arkadaşlarıyla internetten bile olsa küsme, kavga etme gibi, anneye babaya onların sözünü dinlememe ya da karşı gelme, işte bazen anneye babaya vurma gibi davranışlar olarak karşımıza geliyor. Ergenlerde de doğrudan hani erişkinlerde gördüğümüz kaygı bozukluğu ya da depresyon belirtileriyle gelebiliyorlar. Tabii bir yandan da dikkat eksiklikleri çok fazla görülmeye başladı. Ekran karşısında ders dinlemek gerçekten çok zor bir iş. Hepsinin motivasyonu düştü, hepsinin enerjisi düştü. Hiç sevimli bir şey değil ekran karşısında saatlerce oturmak. Bir yandan dedik ki çocuğum bu ekran tehlikeli bir şey, iyi bir şey değil. Oynamayın bak işte kızıyordu. Bir yandan da hadi dersinin başına geç diyoruz. Kafalar da karışık. Yani anne babaların da kafası karışık. Çocukların ve ergenlerin de kafaları karışık. İnşallah pandemi bitecek. Normal yüz yüze eğitimlerimize başlayacağız. Ve işte toparlanması güç olacak ama inşallah normale dönecek. Hocam işte tam yüz yüze diyorsunuz. Sosyalleşemeyince çocuklar, yani sınıfta yandakiyle bir konuşması bile o anda ders dinlerken bile o anda aslında sosyalleşmek. Tabii. Cıvıl cıvıl teneffüslerde dışarıda arkadaşlarıyla zaman geçirmek. Bunun hiçbirisi yok. Sadece bir buz gibi bir ekrana bakıyorlar. Evet. Sonrasında da dersi ne derece dinleyebilirler, ne derece adapte olabilirler? Hakikaten yani çok büyük bir keşmekeşin içine düştü çocuklar. Evet. Ben üniversitede ders veriyorum. Üniversite öğrencileri ki hepsi 18 yaşın üzerinde büyük, yani erişkin, genç erişkin kabul edebileceğimiz yaştalar. Çok zorlanıyorlar. Ben hoca olarak zorlanıyorum. Ekranda kendi kendime konuşuyorum bir yıldır. Göz teması çok Göz önemli teması hocam. Yok. Arkadaşlarla ilişki yok. Hani o birliktelik yok. Aynı anda gülmek, aynı anda işte bir şeye dikkatiniz, ortak dikkat dediğimiz şey yok. Maalesef çok sıkıntılı yaşanabiliyor. Yani bu süreç, evet tabii pandeminin bulaşması bizim için çok büyük bir riskti. Ama okulları kapatmak, okullardan çocukları almak belki bir çözüm yoluydu, bilemiyorum. Ama keşke daha farklı koşullarda çocuklarımızı okullardan almadan bu imkanı sağlayabilseydik. Biz Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde, iyi koşullarda yaşayan ailelerin çocukları belki biraz daha imkanları vardı ama birçok çocuk maalesef okulu bırakmak zorunda kaldı, evet, çalışmak zorunda kaldı. Çocuk işçiliğinin arttığını duyuyoruz. Hani istatistik olarak size şöyle oldu diyemem, o bilgi yok elimde ama. Ucuz emek cennetinin biraz daha cennet olduğuna şahit oluyoruz böylelikle maalesef memleketin. Maalesef oluyoruz. Biz klinik psikolojide daha çok hani var olan bir güçlüğü
yenmek adına yardımcı oluruz çocuklara, ergenlere. Ama psikoloji son zamanlarda, son 30 yıldır, 40 yıldır daha çok iyi oluş haline odaklanmaya başladı. Tıpkı tıbbın içinde de hani koruyucu sağlık gibi. Hani sağlık kelimesinin zaten karşılığı olarak da hani iyi oluş hali, yani hasta olmama değil de iyi hissetme, iyi olma gibi. Şimdi psikolojide de buna yönelik çok çalışmalar var son dönemlerde. Elbette ki bu Covid'den sonra bütün dünyada ve Türkiye'de her yaş grubunda psikolojik iyi oluş çalışılmaya başlandı. Ve biz çok net görüyoruz ki bütün yapılan araştırmalardan her yaş grubunda psikolojik iyi oluş çok olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Psikolojik iyi oluşu sağlayamazsanız siz, bunun gidişatı psikolojik bozukluk olur uzun vadede. O zaman hani tedavi etmek, hani hastalığın ortaya çıkmasından sonra tedavi etmekten öte belki de ilk yapacağımız şey o koruyucu ruh sağlığını, koruyuculuğu sağlayabilmek, koruyucu sağlığı var edebilmek. Hocam, bu koruyucu sağlık deyince de koruyucu hekimliği birazcık veliler, anne babalar birazcık abartı olarak koruyucu ana babalık olarak adlandırmaya başladılar aslında. Yani hayatımıza böyle pat diye giren pandemide ortaya çıkan belirsizlik, hastalığa yakalanma korkusu, bunun endişesiyle birlikte kanatlarını bir kartal gibi, ana kartal, fazlasıyla açıp fazlasıyla kapatmaya çalıştı çocukların, değil mi? O da zaten en başta aslında anne babaların psikolojisinin maalesef pandemiden olumsuz etkilenmesi, evet, ve bu olumsuz etkilenimden de çocukların da onlardan daha da olumsuz etkilenmesi ne neden oldu diyebilir miyiz? Aynen öyle oldu. Biz ilk başlarda, yani geçen sene, tabii bu pandemi sürecini de bir bütün olarak kabul edersek, ilk başta yaşadığımız o ilk 3 ayla şu anda bulunduğumuz son 3 ay hani psikolojik şey açısından farklı. O ilk başta dediğiniz gibi ne olduğunu bilmiyorduk. Herkes şaşırdı. Bir panik olduk. Bir panik olundu. İşte korumamız gerekiyor dendi çocukları. Fakat biz o zamanlarda yaptığımız bütün yayınlarda, işte konuşmalarda hep dedik ki anne babalara, lütfen önce kendi psikolojik sağlığınıza bir bakın. Kendi kaygılarınızı yatıştırın. Onu pek beceremedik herhalde hocam. Maalesef. Galiba yani bir kısmımız yapabildi, bir kısmımız yapamadı. Ama yapamayan anne babaların çocukları bundan daha çok etkilendi. Yani ben eğer bir çocuk olarak annemi karşımda sağlam görüyorsam onu model alacağım. Ama annemin sürekli her şeyden tetiklenen, her şeyden böyle panik olan, işte ciddi anlamda kaygı bozukluğu yaşayan bir kişi olduğunu görüyorsam onu model alacağım. Aynı şey babam için de geçerli. Tabii ki. Rol model önemli. Rol model önemli. Tabii bunun genetik geçişi var, hani kaygı yatkınlığı var, onları hiç saymıyorum bile. Burada model almak. Bir de ben eğer küçük bir çocuksam ve annem babam panik halindelerse, bunun böyle yaşanması gerektiğini öğreneceğim. Yani hani bir gidip elinizi bir yere sürdüğünüz zaman işte bir kolonyalamak vardır ki hepimiz öğrendik. 20 saniye işte elimizi yıkayacağız, iki defa iyi ki doğdun şarkısını söyleyeceğiz. Bunları hep öğrendik. Ama ben eğer görüyorsam ki annem bunu abartarak 3 defa, 4 defa yapıyor, iyi ki doğdun şarkısı 5 kereye varıyor ya da işte her ellediğinde işte elinde şeylerle dolaşıyor, o zaman ben bunun çok korkulacak ve baş edilemeyecek bir şey olduğunu düşünürüm küçük aklımla. Dolayısıyla annemi örnek alırım, babamı örnek alırım ve bilinmeyenleri de kendi kafamda doldurarak o kaybıyı ben de yaşarım bir çocuk olarak. Çok güzel model alırım annemi babamı küçük yaş çocuğu olarak. O zaman obsesif kompulsif bozukluklar da beraberinde geldi. Dereceleri arttı diyelim. Hani bozukluk demek için tabii ki başka kriterler var, başka ölçütler var. Herkese obsesif kompulsif bozukluk demek çok doğru olmayabilir ama bunun belirtilerini gördüğümüz ya da işte abartılı davranışlar diyebileceğimiz çok şeyi gördük. Hem erişkinlerde hem çocuklarda. Ama zaten bu tanıyı almış olanlar biraz daha fazla belirtilerle karşımıza geldiler. Bu doğru. Hocam, bu durumda ergenlerin sosyalleşmesinin de önünde çok büyük hareketler vurulduğu için teknolojiyi çok da kendilerine yarar bir biçimde kullanamadılar diyebilir miyiz? Yani sürekli bilgisayarın başında, sürekli bir ekranla temas halinde, anne babadan uzak, aynı evde ama aynı çatı altında yabancılaştı bireyler birbirine aslında. Ha, kimileri de birbirini daha iyi tanıma fırsatı buldu. O ayrı mesele ama yabancılaşma biraz daha mı arttı? Sanki öyle gibi. Yani bunu sanki öyle gibi derken gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Bir araştırma bulgusu olarak söylemiyorum. Gözlemlerim evet biraz öyle gibi oldu. Yani bazı aileler gerçekten daha iyi
ilişkiler kurmaya başladıklarını ifade etseler de çoğu bir süre uzayınca, belki ilk 3 ay iyiydi ama sonra süre uzayınca herkes kendi işine odaklandı. Ve özellikle çocuklar ve ergenler, zaten onların ergenlik döneminin getirdiği bir özelliktir. Akranlar daha önemlidir, arkadaşlar daha önemlidir anne babadan, daha evet. önceliklidir. Evet. Bunun da getirdiği bir şeyle tabii ki çocuklar ve ergenler bilgisayara daha çok düştüler. Şimdi alamıyorsunuz ki elinden çocuğun bilgisayarı ya da tableti. Çünkü derse girmesi için veriyorsunuz. O zaman anne diyor, yani ona hayır diyorsun, buna evet diyorsun. Ergenlere ya da büyük çocuklara bunu biraz anlatmanız mümkün. Onlar bunun belki farkında olarak yapıyorlar ama küçük çocuklara, özellikle hani okul öncesi kreş çocuklarına ya da ilkokulun ilk başlarındaki çocuklara bunu söylemek çok zor. Yani sen eğitim almak için bu tableti kullanıyorsun ama oyun oynamak için kullanma. Başka şey, çizgi film izlemek için kullanma. Neden? Gözüne zarar, işte beynine zarar. Ama o zaman bu da zarar. Hani somut düşünen çocuğa bunu anlatamıyoruz. Ergenlerse bana bir şey olmaz, o ergenliğin getirdiği hani ben iyiyim, güçlüyüm şeyinde bana bir şey olmaz diyorlar. Bir de zaten arkadaşlarımı görmüyorum, bunu da mı elimden alacaksın diyorlar. Haksızlar mı? Bence değiller. Ama bunun bir yolu olmalı, yani bir orta yolu bulmak lazım. Çünkü sosyalleşmeyi de böyle karşılıklı göz göze, diz dize, hani evet, can cana olmadığınız zaman, her zaman önemli. O makinelerin arkasından yapılan arkadaşlıklar da çok sağlıklı, kalıcı ve sağlıklı arkadaşlıklar değiller maalesef. Maalesef. Hocam şu moda deyim var ya, tükenmişlik sendromu. Evet. Son günlerde özellikle böyle sanatçıların falan yaşadığı, göya normal insanların yaşadığı tükenmişlik sendromunun görmezden gelindiği bir dönemdeyiz maalesef. Hani popüler kültüre kurban ediliyor bazı şeyler. Bu tükenmişlik sendromunu gençler daha fazla hissetti değil mi COVID-19'da? Öyle yani gibi görünüyor. Pandemide. Yani ergenler ve genç yetişkinler, beliren yetişkinlik dediğimiz bir dönem vardır. 18-25 yaş. Hani ergen değil ama yetişkin de değil. Çünkü hala üniversite öğrencisi. İşte hala bir yandan aileye bağlı arada ama derede. Bir yandan evet, tam arada derede, beliren yetişkinlik dediğimiz bir dönem. Onlar çok ciddi anlamda bunu yaşadılar. Bizim bir yakın zamanda yaptığımız bir araştırmamız oldu üniversite öğrencileriyle. Çok ciddi anlamda aileleriyle tekrardan, tabii %80'e yakın bir oranı ailelerinin yanına geri döndüler bu pandemi, yurtlar kapandı, işte eğitim bitti. Bu %80'in neredeyse tamamı, yani çok ciddi bir rakamı psikolojik iyi oluşlarında geriye dönüşler, yani olumsuzluklar rapor ettiler bu anketlerde. Ve çoğunun da söylediği, aileyle beraber olmak evet çok iyi, çok güvenli ama bir yandan da özgürlüklerinin kısıtlandığı, tam o kişiliklerini bulmaya çalıştıkları dönemde kısıtlamalarla karşılaştıkları bir dönem. Ve aileyle olmak aslında bu beliren yetişkin dediğimiz o hani üniversite öğrencisi gruba iyi gelmedi. Çünkü aileyle çok temasta oluyorlar ama arkadaşlarıyla olan temasları da bir yandan azalmış durumda. Evet, hepsi daha fazla WhatsApp üzerinden arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Ama o sosyalleşme, o kendini ifade etme, o kendini bulma dönemi maalesef ellerinden alınmış oldu bu gençlerin de. Ve o tükenmişliği yaşıyorlar. Evde olmanın getirdiği, evin işlerine daha fazla adapte olmak zorunda kaldılar. Bir yandan sorumluluk alıyorlar. Evet, İşin artık ucundan sen de tutmak zorunda işin ucunda kaldılar. Tut, hani bu iyi bir şey ama bunu olumsuz yaşayanlar da var içlerinde. Aile içi sorumlulukları üstlenmek zorunda olanlar var. Üniversite öğrencilerinin bir kısmı maalesef eğitimlerini de online eğitim olduğu için hani çok düzenli takip edemeyip çalışmak zorunda olanlar var. Herkesin işsiz kaldığı bu dönemde iş bulabilen şanslılar ona devam ediyorlar. Gerçekten tükenmişlik yaşıyorlar. Son zamanlarda çünkü hani o kelimeyi ağzıma almak istemiyorum ama intihar vakaları da çok fazla artmaya başladı. Buna ne diyorsunuz? Biz ağzımıza almasak da yaşanıyor maalesef. Tabii o işte psikolojik iyi oluşun kötüye gitmesi, psikolojik kötü oluş diyeyim ona ben. O psikolojik iyi oluşun kötüye gitmesi, psikolojik problemlerin artması, stresin artması ve bazen insanların bu yaşadıkları sıkıntıları aktarabilecek sosyal desteklerinin olmaması insanları tükenmişliğe ve belki de ondan sonra işte kendi canına kıymaya kadar götürebiliyor. Depresyonun en hani depresyonun son noktası gibi hep algılanır.
Ama hani illa depresyon tanısı almadan da bunu yapan birçok kişi var. Özellikle sağlık çalışanlarında biliyoruz çok fazla bu intihar vakaları görüldü. Maalesef hiç hani dediğiniz gibi ağzımızı almak istemiyoruz ama almasak da varlar. Ergenlerin intiharlarında tabii yani sadece pandemiyle ilişkili değil, o biraz böyle dürtüsel yanları da olabiliyor. Ergenlerin bazen ölmek amaçlı değil de bir şey yapmak, bir hani beni duyun diye bir yardım çığlığı olabilir. Ya da çok dürtüsel birine cezasını çektirmek için gösteririm ben ona diye böyle dürtüsel davranışları olabiliyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki maalesef hani iş amacından öteye gitmiş. Ama hani erişkin grupta sağlık çalışanları arasında işini kaybeden esnaf ya da işte diğer insanlar arasında çok yaygın olarak gördük. Doğru. Hocam siz bir klinik psikologsunuz. Son zamanlarda danışanlarınızın sayısında bir artış var mı? Çünkü bizler kolay kolay böyle çok son raddeye gelmeden ne psikologlara ne psikiyatristlere danışıyoruz. Hiçbir şekilde danışmıyoruz. Hatta psikologlar, psikiyatristlerin çok ünlü bir sözü var ya, bize gerçek hastalar gelmez, onların hasta ettikleri gelir diye. Gerçek hastaların hasta ettikleri gelir diye. Yani birçok, yani danışmaya ihtiyacı olan birçok insan var ve bunların farkında olmamaları kadar da acı bir şey yok. Buna ne diyorsunuz? Bence eskisine göre, yani ben işte 30 küsur yıl önce mesleğe başladığım zamankine göre şu anda psikolojiye, psikoterapiye, psikiyatriye bakış çok farklı ve insanlar artık gidiyorlar. Bunu işte utanılacak bir şey olarak hala görenler var ama var. Hani genel olarak o sayı biraz daha değişti, yani o biraz daha bu tarafa kaydı. Ben çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Dolayısıyla bizim işimiz biraz daha velilerin daha bilincine Velinin bilincine de kalmış bir şey ama şöyle, siz kendiniz için gidip yardım almıyorsunuz ama çocuğunuzda bir sıkıntı olduğu zaman mutlaka gidip yardım arıyorsunuz. Bu bilinç gelişti evet. Diyorsunuz. Yani benim eğer bir kaygım varsa onu öteleyebiliyorum, onu işte önemsemeyebiliyorum, kendi depresyonumu görmezden gelebilirim ama çocuğumda en ufak bir sorun varsa hemen bir yardım arama davranış için. Onun için hani çocuk ergen çalışan, ben öyle ya da en azından bana öyle denk geldi. Bizde o kadar hani gelmiyorlar diyemeyiz. Farkındalar. Bir de şöyle bir şey var. Çocuklardaki biraz önce söylediğim gibi kaygı ya da depresyon ya da diğer psikolojik bozukluklar genelde kendilerine böyle öfke gibi, ağlama gibi, işte hırçınlık, huysuzluk, ay gül gibi çocuğum vardı, şimdi içinden canavar çıktı denilecek noktaya gelindiği için de aileler yardım arıyorlar. Tabii herkes ulaşabiliyor mu? Maalesef bu oldukça kısıtlı. Hani biraz maddiyata bakıyor. İşte hastaneler çok yoğun, hastanelerde psikoterapi süreçleri çok yoğun yaşanmıyor, olamıyor. O hizmet çok yoğun alınamıyor. Belediyelerin işte hizmetleri var. Ankara'daki Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Çankaya Belediyesi'nin psikoterapi hizmetleri var çocuklar ve erişkinler için ama çok yetersiz sayıda, yani eleman eksikliğinden kaynaklı olarak. Maddi gücü olanlar belki özellerden yardım alabiliyorlar. Onun dışında işte komşu Ayşe teyzeyi anlattık. Bizim mahallede bir Fatma abla var, onu anlattık. Biz birbirimize anlatıyoruz diyerek. Ben kendi kendime terapi ediyorum. Olmuyor yani, o kendi kendine terapi değil ama işte bazı insanlar bu yönde destek almaya çalışıyorlar. Sosyal destek her zaman çok önemli ama profesyonel destek tabii ki daha farklı. Önemli olan hani bu konuda bilinçlenmek ve farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bunu da sizin gibi kıymetli hocalarımızın böyle anlatımlarıyla birazcık daha hani sağ olun, sizler sayesinde bizler de sesimizi duyurabiliyoruz. İşte bir şekilde ne bilginiz varsa hani bir kişiye dokunabilsek aslında elbette, o da bir kârdır. Elbette. Peki önerileriniz neler hocam? Yani mümkün olduğunca hani insanların bu durumda psikolojilerinin en üst seviyede, en iyi şekilde durabilmesi için. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar aslında çok dara düştüklerinde ve zor olduklarında asıl karakterlerini ortaya çıkarıyorlar. Yani pandemiden dolayı bu kapanmada az önce de dedik ya, herkes evde birbirlerine yabancılaştılar diye. Aslında birbirlerine yabancılaşmaları değil de gerçek karakterlerini mi aslında ortaya çıkartıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani gerçek karakterleri dar zamanda ortaya çıkıyor.
Yani bir doğru bir soru oldu mu bilemedim hocam. Bunu böyle söylemek de çok iddialı olur. Yani gerçekten çok farklı evlerde farklı şeyler yaşandı. Evet, dediğiniz doğru. Hani bir bakıma insan bir süre kendini saklar ama ortaya koyar kendi içini ya da özelliğini. O bakımdan doğru ama yani her yaşananı da işte içinde gizli bir canavar saklıydı, gizli bir kötü insan saklıydı da şimdi ortaya çıkardı demek çok mümkün olmayabilir. Ya da bir başka bakış açısıyla içine kapanıkların sayısı, yani içe kapanıklık da arttı mı? Arttı çünkü sosyal destek alamıyorsunuz. Yani şöyle yaşadık, biz hani böyle çok sosyal bir toplumuz. Evet. Bizim düğünümüz, cenazemiz, her bir şeyimiz çok coşkuludur. İşte her bir şeyimizi çok yoğun yaşarız, duygularımızı çok yoğun yaşarız. Yani sevgimizi yoğun yaşarız, göstermeyiz. Sevdiğim kişiyi gider öldürme hakkını kendimde görürüm, beni sevmiyor diye. Ya da işte olumsuz bir şeyi çok yoğun duygulu yaşarız. Yine hani olumsuzlara döner. Ama biz mesela bu pandemi döneminde cenazemizi yapamadık doğru düzgün, düğünümüzü yapamadık. İnsanlar birbirlerine destek olmaya gidemediler. İşte ne bileyim 3 kişiyle 5 kişiyle cenazeler kaldırıldı. Son dönemlerde doğru. Biraz daha belki farklılaştı. Bu da bizi yalnızlığa itti ve bu da kapanmaya itti. Yani her hafta görmeye gittiğiniz büyüklerinizi, annenizi, babanızı işte uzaktan kapıdan maskenin ardından görür hale geldik. İster istemez bir yalnızlık ve hani izolasyon diyebilirim. Yalnızlaştırılma maalesef yaşandı. Ha bir korumak amaçlıydı. Yani büyüklerimize gitmedik ama onları sevmediğimizden, istemediğimizden elbette değil. Tam tersi korumak için gitmedik. İşte iş yerinden onları taşımayalım, götürmeyelim diye. Ama o kadar özellikle büyüklerimiz yalnızlık yaşadılar ki yani yeter ki torunlarımı göreyim, çocuklarımı göreyim, ben koronaya razıyım diyen büyüklerle karşılaştık. İster istemez bu koşullar bizi evet yalnızlığa itti. Her yaş grubuna. Doğru. Peki hocam son olarak tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Mesajlarınızı varsa. Şöyle yapın, böyle yapın diye reçete vermek çok kolay değil. Çünkü herkes kendi içinde kendi güçlüğünü yaşıyor. Ama bunun farkında olmak çok önemli. Ben ne yaşıyorum? Hayatım neydi, nereye geldi? Neleri bırakmak zorunda kaldım, yeni neler geldi hayatıma, bunları görebilmek çok önemli. Hem çocuklar için, ergenler için hem de erişkinler için. Ve de kendi etrafımızdaki insanların, yani ben sıkıntı yaşamayacağım, ben çok güçlüyüm, ben işte depresyona girmem, kaygılanmam, benim öyle şeylerim olmaz. Yok böyle bir şey. Yani bu süpermencilik oynamak da çok doğru değil. Ama dünyanın sonu geldi, felaketler oldu, işte artık batıyoruz, bitiyoruz, işte bu biyolojik bilmem nedir, şöyledir, komplo teorilerine inanıp hayatı bitirmek de doğru değil. Ortaya kaldık, ayağa kaldırmaya gerek. Ne gücümüz varsa onunla devam edeceğiz. Yani sizin yaşadığınız güçlükler sizin için çok kıymetli, benim yaşadığım güçlükler benim için çok kıymetli ve çok zor. Onun için benim size şunu yap demem, sizin bana bunu yap demeniz çok değiştirmiyor ama ortak bir şey var. Diyebiliriz ki yani Gonca Hanım, İlkiz Hanım bak, sen nesin? Şu koşuldasın. Neyi bıraktın? Şunları bıraktın. Onun yerine neyi koydun? Bunları koydun. O zaman gel bunları hani elinde tut. İşte çocuğunun bak sıkıntısı var. İşte her gün odasına kapandı ağlıyor. Ona işte sürekli nasihat etmek yerine sen de kendi duygularını anlat. Ben içeride oflayıp puflayıp ağlıyorum. Gözüm kızarmış, burnum kızarmış. Çocuğum geliyor ne oldu anne? Yok yok hiçbir şeyim yok gayet iyiyim. Gözün kıpkırmızı yani kimi neyi nereden hangi gözyaşı saklamak da aslında değil tabii. Yani benim doğru kendi duygumu ben eğer anlatabiliyorsam, ben bunun farkındaysam çocuğum da bundan öğrenecektir. Ha demek ki duyguları gizlemek gerekmiyor bu evde. Sıkıldığımı, ofladığımı düzgün bir şekilde ifade edebilirim. Ama ben sıkıldığım zaman çocuğumu tersliyorsam, çek git başımdan şu anda sen ilgilenemem diyorsam, yarın aynı tepkiyi ben gördüğüm zaman bak terbiye size oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek hocam, sizler, sizin gibi değerli, kıymetli insanlar her zaman bizim konuğumuz olmalı ve başımızın üstünde yeriniz var. Çünkü kıymetli bilgiler hakikaten adı üzerinde kıymetli ve herkese dağıtılmalı ki dünya daha güzel bir dünya olsun. Evet, el ele hep beraber inşallah. Hep beraber. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Ortak Aklın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğum doçent doktor Sayın İlkiz Altınoğlu Dikmer'di. Kendisi klinik psikolog, aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu üyesi. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek yüzünüzden gülümsemeyi, kucaklarınızdan sevgi çiçeklerinin en güzellerini lütfen eksik etmeyin. Hoşça kalın.